Herkese selamlar dostlar. 2 Kasım ve 3 Kasım iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 2 günün Şampiyonlar Ligi maçlarını birleştirdim. Değerlendirmek isteyen herkese bol şanslar dilerim. 5 maçımız 2 Kasım'dan, 5 maçımız da 3 Kasım'dan. Videonun sonunda sizlere bir adet kombin önereceğim. Fakat, fakat kombin önermeden önce sizlerden bu maç hakkında, Beşiktaş maçı hakkında skor tahminlerinizi yoruma bekliyorum. Mutlaka Sporting Lisbon Beşiktaş maçının skor tahminlerini yoruma yazarsanız skor bilen herkes değil. Kazananlardan bir kişiyi katı Telegram grubumuza alalım. Kasım ayının Telegram grubu yenilendi zaten. Onun da bilgisini buradan aktarmış olayım sizlere. Hatta göstereyim isterseniz direkt. Şöyle grubumuz yenilendi. Hoş geldiniz millet diye de zaten yazıyı yapıştırmışım. Grupta maç veren arkadaşları yazmışım aynı şekilde. Dediğim gibi Kasım ayının Telegram grubu yenilendi. Her ayın birinde yenilendiği gibi. Katıldaki arkadaşlar topluluk kısmında hem yüksek oran grubuna hem de ana telegram grubuna katılım yapabilir. Keza iletişim grubunun whatsapp'ını zaten bıraktım. Nasıl katıl grubuna gelmek isterim diye soran olursa da onu da belirteyim hemen. Burada abone ol şunun yanında katıl var. Katıla tıkladığınız zaman da girişi, oynat yazıyor bu videoda. Burada ana telegram grubumuz 30 TL'lik grup. 60 TL'lik grubumuz hem ana telegram grubu hem de yüksek oran grubu. Bir de her şey daha iletişim grubumuzda 100 TL olup her iki gruba da girip bir de iletişim numarasını kurup Whatsapp'tan iletişim kurabilirler. Maçlara geçelim isterseniz arkadaşlar direkt vakit kaybetmeden. İlk maçımız Wolfsburg'la Salzburg mücadelesi. Wolfsburg'a hafta içinde yeni bir teknik adam gelmişti ve ilk maçına çıktı kazandı. Zaten her zaman söylüyorum ben bunu. Bir takımın başına yeni teknik adam geliyorsa mutlaka ilk maçında, ilk maçında olmasa bile genelleme yaparak söyleyeyim. Genelleme yaparaktan tekrardan söyleyeyim. Genellikle ilk maçında kazanıyor arkadaşlar ilk teknik adamlar. Kazanamasa bile ilk maçında mutlaka gol atmasını biliyor. Kötü giden Level Kuzen vardı ona karşı iş yaptı. Wolfsburg takımı burada bence mutlaka gol atmasını bilecektir diye düşünüyorum kendi evinde Salzburg'a karşı. Salzburg'da oyunu önde oynayan takım. Ofansi güçlü özellikle baktığımız zaman şöyle Salzburg'dan bahsedeyim size biraz. ADM'den bahsetmek gerekirse o kaforla ADM öne çıkıyor. Fakat ADM'nin hatta tek bir maçta Sevilla maçı olması lazım. Tek başına 3 tane bile penaltı alırdı zaten çocuk. Ondan dolayı Salzburg'un ileri hattındaki o potansiyel yüksek olduğundan dolayı bence KG var. Bence bu mücadelenin en ideal tercih olacaktır. 1.46 gibi oran açmışlar zaten KG varını değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi direkt KG var olarak değerlendirebilirler. İkinci maçın Malmö Chelsea mücadelesi. Bu maçta da şöyle bir tercih yapmak istiyorum. Ben Malmö'nün burada Chelsea'ye karşı saldırabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ben burada yine Chelsea zaten kazanmayı oynayacaktır. Şunu belirteyim. Gruba baktığımız zaman da Juventus'u yakalamak isteyecektir Chelsea takımı. Bunun tercihim de çok güzel gerçekten Öyle düşünüyorum yani. Kornere gideceğim. Nasıl kornere gideceğim ben? Chelsea arkadaşlar ilk yerden bitirmek isteyecektir bence bu mücadeleyi. Malmö takımı biraz daha oyunu tutup kontra ataklarla oynamaya çalışacaktır. Gidip de Chelsea'nin üstüne zaten saldıramazsın. Saldırırsan 5 tane gol yersin. Ondan dolayı Malmö de bunu biliyor arkadaşlar. Ben şöyle oranı da güzel yakaladığımı düşünüyorum. İlk yarı Chelsea'nin oyunu bitirmek istediğinden dolayı yani en azından oyunu bitireceği düşüncesinden dolayı özellikle sağ taraftan James ile birlikte çok fazla yükleniyor Chelsea takımı ki son maçındaki iki golü de zaten James attı. İlk yarı en çok korneri arkadaşlar Chelsea takımı kullanır diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenlere burada dediğim gibi ilk yarıdan baskı kuracağı için en çok korneri ilk yarı Chelsea kullanır değerlendirilebilir. Bayern Münih ile Benfica mücadelesi. Bu çakallar var ya bu çakallar. MBS 2 yapmış mücadeleyi arkadaşlar. Yani Bayern Münih mücadelesini MBS 2 almış. Bu Türkiye'yi iddiadan böyle bu şekilde soğutuyor insanlar. Sonra kaçağa yönelince niye kaçağa yöneldin? Sen gel buraya sana ceza yazacağım diye uğraşıyorlar. İnsanları zorla kaçağa yöneltiyorlar ciddi anlamda. Bayern Münih bu maçta ne yapar? Kazanır arkadaşlar. Yani Bayern Münih kendi evinde oynadığı taraftar önünde zaten grupta oynadığı büyük maçta Maç başı ortalaması 4 golle oynuyor ki zaten 12 tane attı hiç de gol yemedi. Benfica takımı biraz daha oyunu tutmaya çalışacaktır mutlaka. Çok gol yememeye çalışacaktır. Fakat ben mücadelenin üste gidebileceğini düşünüyorum. En azından Bayern Münih'in atacağı 2 golü değerlendire, 3 golü değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ev sahibi 2.5 üstün oranına zaten baktığımız zaman da 1.48 gibi oran açmışlar. Bayern Münih kendi evinde bir atmaya başlarsa kolay kolay durmaz diye düşünüyorum ben. Burada o yüzden Bayern Münih'in kendi evinde atacağı 3 golü değerlendirdim. Ha şunu da belirteyim. Yani Benfica'ya kolay kolay 3 gol atmak yani her yediğin harcı değildir onu belirteyim. Geçen maç bir anda maç 5 dakikada 4 tane attılar gönderdiler Benfica'yı deplasmanda. Ama dediğim gibi Benfica'ya öyle bir anda 3 gol atmak kolay değildir. Bayern Münih'in ben kendi evinde zaten MBS'de 2 yapmışlar. Oranı da yakalamak adına burada atacağı 3 golü değerlendirdim. Atalanta United mücadelesi. Bu maç hakkında çok fazla konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum ben. Bir KG maçı yani idealden bu mücadele KG var alabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Atalanta'ya baktığımız zaman da ev sahibinde eksikler var bazı. Mesela Gozans, Pessina. Yani bir sürü önemli eksi var. Toloi, Dijimsti gibi önemli isimleri var. Atalanta kendi evinde önde baskı Gasperini ile birlikte önde baskıyı iyi yapan takımlardan bir tanesi. Atalanta takımı United tarafında yine Ronaldo, Rashford, Fernandez gibi isimler sahada olacaktır mutlaka. Eksik olarak baktığımız zaman da sadece Lindelof eksik. Ben mücadelenin arkadaşlar üste gitmesinden yana her iki takımda birbirine atacağı gol bence günün en ideal KG maçlarından bir tanesi olacaktır ki. Şunu da belirteyim. Kombine mi almadım bu mücadeleyi? Çünkü Avrupa'da çok fazla yüklenme olacak bu mücadeleye. Fakat yine de KG vardan başka yani oynanacak bir bahis var mıdır? Taraf tercihine gidebiliriz. Nasıl taraf tercihine gidebiliriz? Eee United'ın ya kazanırı 2-1'lik bir United belki ki Atalanta'nın kendi evinde kolay değil. Ya yani en ideali burada KG vardır. Ben fazla et diye diye bulaşmadan bu mücadeleden KG var tercihini alaraktan da uzaklaşmak istiyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Sevilla ile Lille mücadelesi çok güzel maçlardan bir tanesi. Yüksek orandan da önereceğim sizlere bu mücadeleyi. Şimdi ben Sevilla'nın kötü giden Lille karşı kendi evinde bir kere iyi oynamasını beklerim. Bu maçtan sürprizi bakın sürprizi beraberliktir. Yani Lille tarafına ben %100'den baktığımız zaman da %45 Sevilla %35 e, beraberlik ama %45 biraz daha ağır basıyor. Taraf biraz daha ağır basıyor. %20 de Lille kazanırına vereyim. Yani Lille'in kazanması Sevilla'nın kendi evinde ciddi anlamda çok zor diye düşünüyorum ben. Ki ihtiyacı olan takım da zaten burada Sevilla takımı. Lamela, El Nesri, Ocampos gibi isimlerle çok güzel iş çıkartan bir Sevilla, Sevilla takımı var. Milli takım diyordum. Lille zaten kendi liginde de iyi gitmiyor. Burak Yılmaz olsun, David olsun çok fazla taşıyamıyor açıkçası takımı. Geçen sezonki gibi özellikle teknik adamında katkısı çok fazla olduğunu zaten gördük direkt. Ben burada Sevilla'nın direkt kazanmasını bekliyorum. Sevilla'nın kazanına zaten değerlendirme yapabilirsiniz. 2-0 gibi bir skorda beklediğimi belirteyim. 1-43'den direkt taraf bahsi alabilirsiniz. Fakat ben o orandan taraf riskine girmek istemiyorum derseniz. Ya bu maçta 4 gol olmaz arkadaşlar. 3.5 altında bir yaparsanız. 1.86 gibi orandan ki ben çok yüksek orandan oynamak istiyorum derseniz şunu da önereyim. 2.5 altında birin oranı da 2.80 gibi orandan tekli atılabilecek tercihlerden bir tanesi değerlendirmek isteyenler ben burada tamamen Sevilla tarafındayım. Değerlendirmeyi oyunda yapabilirler. Bol şanslar. 3 Kasım'a geçiyorum arkadaşlar. 3 Kasım'da Leipzig ile Paris mücadelesi var. Yine çok gollü geçmeye yani gollü geçmeye aday veya şöyle söyleyeyim. Tempolu maçlara gerçekten aday bir tercih olduğunu düşünüyorum bu mücadelenin. Bakın bazı maçlara korner açmışlar, bazılarını açmamışlar. Yani bu Türkçünün kafasında yumurta kıracağım ben artık. Yani sonumuz ona gidiyor. Leipzig kendi evinde geçen sezonki Leipzig gerçekten yok. Zaten oyun yapısından ligde gittiği baktığımız zaman da ama Şampiyonlar Ligi'nde ayrı bir havayla oynuyor. Baktığımda 3 maçta 3 attı, pardon 6 attı, 11 yedi. Gollü maçlara imza atıyor Leipzig takımı. Son mücadele zaten kendi evinde Leipzig'le şöyle göstereyim. Paris'in evinde 3-2 kaybetti. Yani bu maçtan Kıl payı kazandık biz de yani kolay kolay kazanmadık yani. Biraz zor oldu açıkçası. 90 artı 4'te de penaltı kaçırdı Mbappe. Yine golle geçmesini bekledim maçlardan bir tanesi. gol golvara girmek burada yine en ideal tercih olacaktır diye düşünüyorum. 1.37 gibi oranı var bu mücadelenin. Yine KG var olarak değerlendirelim. İleri hattına baktığımız zaman da Mbappe, Neymar, Di Maria gözüküyor. Messi oynar mı, oynamaz mı belli değil. Mbappe'nin de şüpheli sakatlığı olan Ramos olmayacak, Verratti olmayacak. Ev sahibinde Saracchi olmayacak. Galatasaray'dan takımı tanıdığımız Klosterman'da Hastenberg mücadelede olmayan bir diğer isimler KG var idealdir. Manchester City ile <laughs> kulüp Burcu mücadelesi oran açmamışlar bu mücadeleye. Ben şöyle bir tercih bekliyorum. Ya Leipzig, Manchester City burada 3-1 gibi bir skor bekliyorum benim açıkçası nasıl gireriz, nasıl gireriz, nasıl oran yakalarız diye baktığım zaman da ilk yarının oranı mesela burada şöyle bir saniye baktığımız zaman bu mücadeleye oran yakalamak gerçekten zor. Keza Bayern Münih mücadelesi gibi bir mücadele bu mücadelede. Kulüp Buruş takımına bence Manchester City kendi evinde 3 tane gol bulacaktır arkadaşlar. Ben o yüzden buradan ideal olarak değerlendirdim yine aynı şekilde. Çünkü bu maçta yüksek oran ne vereceksin? Kulüp Buruş'a mı vereceksin yani? Oynayamazsın. Ya yemez yani. Akıl mantık yermez yani. Mantığın el vermez. Sürpriz atarsın kulüp burca da gelmez. Ya gelirse mesela yani. Şimdi burada Manchester City'nin ben kendi evimde atacağı 3 gole girdim. Aynı şekilde Bayern Münih'e yaptığım gibi bu mücadeleyi de ev sahibi 2.5 üst değerlendirdim. Onun da oranı 1.44 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler burada City'nin atacağı 3 golü değerlendirebilir. Kulüp Burcu da zaman zaman çok etkili geliyor. Özellikle Ketelare, Wanenken gibi isimlerle arkasındaki Womer, Wo, pardon Wormer, Wormer her neyse tam hatırlayamıyorum adını. Sağ solda Lang, solda Swat gibi isimlerle etkili gelecektir City Zaten geçen maçtan da gördük pozisyonlu bir mücadeleydi. Bir anda maç 5-1 bitti. Ev sahibi 2.5-3 burada idealdir. Fazla da boş yapmaya gerek yok. Liverpool'la Atletico Madrid mücadelesi. Bu maçta çok güzel maçlardan bir tanesi. Şimdi ev sahibi Liverpool'un um. ben burada yani Liverpool bu kadar formdayken Liverpool'un gollerine gitmek çok çok normal olacaktır herkes için bence. Ki bence tüm dünyada burada Liverpool'un golüne gider diye düşünüyorum. 3 maçta 11 tane gol atan bir Liverpool takımı var. Kendi evinde taraftarın önünde iyi işler çıkartan bir Liverpool. Sezonda damga vuran bir Liverpool. Son maçta Brighton karşı berabere kaldı. Fakat Brighton öyle bir top oynadı ki Liverpool'a ders verdiğini söyleyebilirim ben öyle bir top çevirdi ki. Yani bu maç Brighton belki de çevirebilirdi. Özellikle o golü bulmadan, golü bulduktan sonra da devam ettirdi. İkinci golde bulmasını bildi. Atletico Madrid'e karşı Liverpool nasıl oynar? Ya bu maç özellikle Atletico Madrid'in kendi evinde, kendi ligindeki yani La Liga'daki maçlara baktığımız zaman da ilk gol geldiği zaman son haftalarda açılan bir Atletico Madrid vardı. Bu sezon gerçekten gollü maçlara imza attı. Ki Şampiyonlar Ligi'ndeki son mücadeleyi de 3-2 deplasmanda kazanan bir Liverpool, vardı. Ki yüksek orandan kazanmıştık. Ben yine burada arkadaşlar ev sahibi Liverpool'un atacağı 2 golü değerlendirdim. Onun da oranı 1.52 gibi oranı var. Yine kazanır kaybeder orasına pek girmeyelim. Fakat Liverpool'un geçen mesela dakika 16'da 2 tane atmıştı. Hop kebap paralar cukka cebe indirmiştik. Aynı şekilde burada Liverpool'un da atacağı 2 golü değerlendirdim. İdealdir değerlendirmek isteyenlere bol şanslar dilerim. Dortmund'la Ajax mücadelesi. Şimdi ben size 10 numara bir maçta belirteyim. Yani bu maç gerçekten 10 numara bir mücadele. İdealden ne oynanır? Bak bu, bu, sefer KG'si gelir arkadaşlar bakın. Bu sefer bu mücadelenin KG'si gelir. Fakat ev sahibinde Haaland yok bildiğiniz üzere. Haaland yok. E, Guerrero aynı şekilde sol bekle yok. Reyna şüpheli. Davut şüpheli. Yani Dortmund'da eksikler var. Eksik yakalamışken Ajax takımı burada Bindirir mi? Bindirebilir. Haberiniz olsun. Ondan dolayı Ajax'ın ben burada yine sürprizine giderim. Bakın idealden almak isteyen alsın. KG var. Oran açmamış şerefsizler. Ama ben bu mücadele yüksek oranla oynayacağım sizlere. Ben burada Ajax tarafındayım. Maç sonu 2 sizlere direkt 2.34 gibi orandan Ajax'ın galibiyetini önereceğim. Ajax'ın burada 2-0 gibi skorlarda kazanmasını bekliyorum. 2-0 dedim biraz çelişir. 2-1 diyelim biz buna. KG'yi çeliştirir. İdealden K.G. almak isteyenler alabilirler. Fakat burada dediğim gibi yüksek orandan ben Ajax'ın oyuna da futbol çok beğeniyorum. Yine oyunu domine edip burada kazanabilir. Direkt maç sonu 2 2 34 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Hepinize bol şanslar. Yüksek oran önerim olsun bu mücadele. Sporting ile Beşiktaş mücadelesi. Kombineme aldığım maçlardan bir tanesi arkadaşlar Sporting mücadelesi. Neden kombineme aldım belirteyim. Şimdi Beşiktaş arkadaşlar ee, biliyorsunuz eksikleri var. Pjanić, Batshuayi, Vida, Roizel gibi isimler. Gerçekten eksik yani takım. Ondan dolayı ben Sporting'in burada zaten direkt hedef takımı yani Sporting'in burada ne kadar kaliteli bir takım da olsa buradaki tek hedefi Beşiktaş takımı. Başka bir hedefi yok Sporting takımının. Ben Sporting'in burada yine kendi evinde en az iki farkla kazanmasını bekliyorum. Yani yüksek oranlarla handikabı önereceğim sizlere. Ben burada dediğim gibi Sporting'in ya Beşiktaş'ın çok fazla karşı koyabileceğini düşünmüyorum mücadelede. Ben burada sizlere 3-0'lık bir skor beklentim var. 2-0 veya 3-0 bekliyorum. 3-0 skor beklentim var. İleride Beşiktaş'ta Kenan Karaman olacak. Larin, Gezza, Salih Uçan, Joseph Atiba gibi ideal bir kadro yazılmış burada. Sporting yani kolay kolay çıkartmaz. Geçen maç bakmayın 4 olduğuna 6-7 olabilirdi o mücadele. İdealden oynamak isteyenler kombinemeye de koydum zaten burada. İdealden 1 ve 1.5 üstünü 1.43 gibi orandan değerlendirdim. Bu idealdir. İdealden değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi alabilirler. Yüksek orandan ise handikabın yani handikabın oranı 1.84 gibi oranı var. Değerlendirme Eğer eğer handikap da bana yetmiyor derseniz de skor beklentim 3-0 olduğundan dolayı 3-0-5 gibi orandan da Sporting'in 3 farklı galibiyetini de değerlendirebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Arzu ve istekleriniz önünde ben kalbim Beşiktaş'ta yani ama zor yani eksikler çok fazla. Ben Sporting'in burada farklı kazanabileceğini düşünüyorum. Şimdi sizlere tam tamına 10 tane mücadele önerdim. Bir kombin önerisi olarak sizlere ben şunu yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ayın ikisinden ben kombin önerisi yapmayacağım burada. Sadece ayın 3'ünü öneri yapacağım. 2'nin kombin önerisini katıl grubunda yapacağım. Zaten 5 tane de maç anlattım sizlere. Ama 3'ünün maçlarını ben daha güzel olduğundan dolayı burada Sporting kombine ekrana gelsin. Fakat ekrana geldi kombine ama ama sizlerden ricam videoya like atmanızdır. Eğer artı 300'ün üstüne çıkarsa kombin önerilerimiz devam edecektir. Ayın 3'üne kombin öneriyorum tek videoyu birleştirdiğimden dolayı Sporting mücadelesine Maç sonu 1 ve 1.5 üstten zaten idealden aldım. Ben Sporting'in en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Onun dışında diğer mücadelem de Liverpool mücadelesidir. Liverpool'un ben burada çok formdayken atacağı 2 golü değerlendirdim. Tekrardan ev sahibi 1.5 üstün oranında 1.52 gibi oranı var zaten. İdeal kombinelerim budur. Ayın 3'üne kombinelerisidir bu. Değerlendirmek isteyen tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım güzel bir şekilde kazanç elde ederiz. Sizlerden ricam bu seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.